Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz taşımalarda genel kurallar. Sizden ağır bir insanı nasıl taşıyabilirsiniz? Veya dar bir alanda, deprem gibi bir afet durumunda kazazedeleri nasıl çıkartabilirsiniz? Veya ya bir yakınınız hastalandığında onu taşıyacağınız zaman bilincinin yerinde olup olmaması bizim için önemli mi? Bu ve bunun gibi birçok taşıma yöntemindeki kriterleri ve nasıl taşıyacağımızı bu derste görüyoruz. Evet, taşımalarda genel kurallar. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz bunu hem genel kültür olarak hem de İhtiyaç duyduğumuz halde kullanabilmemiz adına zaten önemli bir konu. Birçok bilinçli öğrenci de sadece sınav geçmek için değil, ihtiyaç halinde kullanabilmek için bu konuları öğreniyor. Ama tabii sınavda da yine en çok çıkan noktaları yani hap bilgileri sizlerle paylaşacağım. Derse başlamadan önce en çok soru gelen 3 tane taşıma yöntemini söylüyorum. 1. Rentek manevrası. 2. Sedye ile taşıma. 3. İtfaiyeci yöntemi. Bu 3 tane taşıma yönteminden daha fazla karşınıza soru gelme ihtimali var arkadaşlar. Hap bilgiyi de aldığınıza göre artık konunun detaylarına girebiliriz. Daha sonra hemen çıkmış soruları beraber çözeceğiz arkadaşlar. Taşımalarda genel kurallar. Hasta taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için aşağıdaki kurallara uygun davranmalıdır. Yaralıya yakın mesafede çalışılmalı, daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalı, sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmeli, yerden destek alacak şekilde her iki ayağı da kullanarak biri diğerinden biraz öne yerleştirilmeli. Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vererek dizler en uygun biçimde doğrulmalı. Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün bir şekilde hareket ettirilmeli, yavaş ve düzgün adımlarla yürünmeli ve adımlar omuzdan daha geniş olmamalı. Ağrı kaldırırken karın muntazam tutulup kalça kasılmalı, omuzlar leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında tutulmalı, yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalı, yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmeli. Yaralı baş boyun gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalı. Tüm hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi olmalı. Bu kişi hareketler için gereken komutları vermelidir. Bu kişi genellikle ağırlığın en fazla olduğu ve en fazla dikkat edilmesi gereken bölge olan baş ve boyun kısmını tutan kişi olmalı. Hasta yaralı taşınırken mükemmel bir ekip çalışması gerekmektedir. Acil taşıma teknikleri nelerdir? Hasta yaralının bulunduğu yerden acilen daha güvenli bir yere uygun taşıma teknikleriyle taşınmasına acil taşıma teknikleri diyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle az önce saydığımız maddelerde zaten biz spor hocası olarak da spor öğrencilerimize de aynı şeyleri tavsiye ediyoruz. Aslında tüm insanlar buna dikkat etmeli. Yani sadece bir yaralıyı kaldırırken değil, ağır bir eşya kaldırırken, bir insan kaldırırken veya vücudunuzu, kaslarınızı kullanmanız gereken noktalarda en büyük kas gruplarını kullanmamız gerekiyor. Eğilip kalkarken bile arkadaşlar dizlerimizi kırıp eğilip ağırlığı alıp ya da kazazedeyi ya da taşıyacağımız bir eşyayı tekrar yine dizlerimizle yani bacak kaslarımızla tekrar kalkmamız gerekiyor. Yani bu şekilde sadece beli
eğip bükmeyi uygun görmüyoruz. Tavsiye de etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi acil taşıma yöntemlerine bakalım. Öncelikle sürükleme yöntemini görelim. Yaralının sürüklenmesi oldukça faydalı bir yöntemdir. Özellikle çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınması gerekiyorsa, dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarmalarda herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için seçilebilecek bir yöntemdir. İlk yardımcının fiziksel kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. Mümkünse battaniye kullanılmalıdır. Sürükleme yöntemleri şunlardır. 1. Ayak bileklerinden sürükleme. 2. Koltuk altından tutarak sürükleme. Görsellerde de görüyorsunuz arkadaşlar. Ayak bileklerinden ya da koltuk altından sürükleme yapabiliriz. Özellikle bizden daha ağır kişilerde bu yöntemi kullanmamız avantajlı olacaktır. Yaralının durumu ağırsa, yatarak gitmesi gerekiyorsa ve teknik yardımcı var ise bu yöntem en kolay olanıdır. Özellikle basit ve dar alanda tercih edilmelidir. Hastanın sürüklenerek taşınabilmesi için zeminin düz olması gerekir. Koltuk altından ya da ayak bileklerinden sürükleme. Hastanın elleri önde birleştirilir ya da kemer, pantolon ve benzeri içine yerleştirilir. Yani buradaki amaç kolların sağa sola çarpmaması. Hastanın baş ya da ayak tarafına geçilir. Hastanın başı dirsekler ile desteklenerek koltuk altının yandan ya da ayak bileklerinden tutulup baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan geriye doğru sürüklenir. Hasta giysisinden tutulup sürüklenebilir. Ayrıca hastayı sürüklerken sürtünmeyi azaltmak için hasta battaniye üzerine yatırılıp sürükleyerek taşınabilir. Battaniye bütünüyle hastanın vücuduna da sarılabilir. Omuzda taşıma, yani itfaiyeci yöntemi. Zaten konuyu bilmeyen birçok öğrenci buradan gelen soruları kaçırıyor arkadaşlar. Yani bir bağlantı kuramıyor. İtfaiyeci yöntemi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru geldiğinde omuzda taşımayı seçmemiz gerekiyor. Yani omuzda taşıma eşittir itfaiyeci yöntemi. Omuzda taşımayı sorarsa da itfaiyeci yöntemi diyeceğiz. İtfaiyeci yöntemini sorarsa da omuzda taşıma diyeceğiz. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alabilir. İlk yardımcı sol kolu ile omuzundan tutarak yaralıyı oturur duruma getirir. Kömelerek sağ kolunu yaralının bacaklarının arasından geçirir. Yaralının vücudunu sağ omuzuna alır. Sol el ile yaralının sağ elini tutar. Ağrını dizlerine vererek kalkar. Yaralının önde boşta kalan bileğe kavranarak hızla olay yerinden uzaklaştırır. Yani görsellerde de zaten görüyorsunuz arkadaşlar. İtfaiyeci yöntemi, omuzda taşıma adını nasıl almış biliyor musunuz? İtfaiyeciler çoğu zaman biliyorsunuz dumanlı alanlarda, yani görselin olmadığı, görüntü alamadığı veya karanlık ortamlarda elektrikler olmadığı için çalışmak zorunda kalıyorlar. Oradan insanları kurtarmak zorunda kalıyorlar. Bu yüzden sürekli önündeki eşyaları çekmek için ya da destek almaları için bir elin boşta kalması gerekiyor. O yüzden omuzuna bir kazadede aldığında diğer eline hem duvarlara destek olarak kullanabiliyor, hem önündeki eşyaları çekebiliyor arkadaşlar, hem de açması gereken kapı vesaire, geçmesi gereken yerler olduğunda diğer elin avantajlarını kullanıyor. Bu yüzden biz omuzda taşımaya itfaiyeci yöntemi diyoruz. Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir? 1. Kucakta taşıma. 2. Sırtta taşıma. 3. İtfaiyeci yöntemiyle sırtta taşıma. 4. Omuzdan destek verme. Kucakta taşıma, bilinci açık olan çocuklar ve hafif yetişkinler için kullanışlı bir yöntemdir. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. Bir elle yaralı dizlerinin altından tutularak destek alınır.
İki diğer elle gövdenin ağırlığı yüklenerek sırtından kavramış. Yaralıya kollarını ilk yardımcının boynuna dolaması söylenebilir. Bu yaralının kendini güvende hissetmesini sağlar. Ağırlık dizlere verilerek kalkılır. Evet, zaten görselde de görüyorsunuz arkadaşlar. Sırtta taşımayı da görselde görüyorsunuz. Yine bilinçli hastaları taşımada kullanılır. Bakın, tekrar konunun başına dönüyorum. Taşımada bir, kaza bedenin kilosu ve fiziki ölçüleri, iki, bilinci olup olmadığı bizim için en büyük kriterlerin başında geliyor. Yani buna göre hangi metodu kullanacağımızı kararlaştıracağız. O yüzden az önce kucakta taşımada, sırtta taşımada bilinç yerindeyse kullanabileceğimiz metotlar arkadaşlar. Yaralının kolları ilk yardımcının göğsünde birleştirilir. Ağırlık dizlere verilerek yaralı kaldırılır. Evet, az önce bahsettiğim itfaiyeci yöntemi yaralının taşınmasında yine kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. Bu yöntem iki kişiyle de uygulanabilir. Yaralının bir kolu ilk yardımcının boynuna dolanarak destek verilir. Boşta kalan kolu ile yaralının beli tutarak yardım eder. Hasta yaralının ciddi bir yaralanması yoksa ve yardım edebiliyorsa 2-3-4 elle altın beşik yapılarak taşınır. Altın beşik yöntemini de arkadaşlar görsellerde görüyorsunuz. 2 elle 2 ilk yardımcının birer eli boşta kalır. Bu elle birbirlerinin omuzuna koyarlar ve diğer elleriyle bileklerinden kavrayarak yaralıyı oturturlar. Üç el yöntemi var arkadaşlar, yine gördüğünüz gibi. Birinci ilk yardımcı bir eli ve ikinci ilk yardımcının omuzuna koyar. Diğer eli de ikinci ilk yardımcının el bileğini kavrar. İkinci ilk yardımcı birinci el ve birinci ilk yardımcının bileğini, diğerinin eliyle de kendi bileğini kavrar. Yine dört elle arkadaşlar taşıma yöntemi var. İlk yardımcılar birer elleriyle diğer el bileklerini, öbür elleriyle de birbirlerinden bileklerini kavrarlar. Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma var. Yine yaralı bir yerden kaldırılarak hemen başka bir yere aktarılacaksa bu yöntem kullanılır. İki ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcılarından biri sırtı hasta yaralıya dönük olacak şekilde bacaklar arasına çömelir ve elleri ile yaralının dizleri altından kavrar. İkinci ilk yardımcı yaralının baş tarafına geçerek kolları ile koltuk altlarından kavrar. Bu şekilde kaldırarak taşır. Sandalye ile taşıma yöntemi var. Yine arkadaşlar, hasta yaralının bilinçli olması gereklidir. Özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlı bir yöntemdir. İki ilk yardımcı tarafından uygulanır. Bir ilk yardımcıyı sandalyeyi arka taraftan oturtulacak kısma yakın bir yerden, diğer ilk yardımcı sandalyenin ön bacağını aşağı kısmından kavrayarak taşırlar. Yine sandalyeye mümkünse kazazedenin bağlanması tavsiye edilir. Sedye ile taşıma. Şimdi az önceki taşıma yöntemlerinde İşte 2 elle taşıma, 3 elle taşıma, 4 elle taşıma, altın beşik yöntemi gibi metotlarda kafanız karışmasın. Kazazedenin bilinci var mı yok mu zaten mantık kurarak da bunu nasıl taşıyacağınıza karar verebilirsiniz. Mesela biz sizde 2 kişiyiz. İşte siz benim karşımda duruyorsunuz. Yan yana bir kazazedeyi beraber sizle taşıyacağız. Eğer bilinci yerindeyse 2 elimizle de aşağıdan tutabiliriz. Yani biz ikimiz karşılıklı sizle iki elimizle aşağıdan kazazedeyi oturtabiliriz. O da ne yapar? Bizim ikimizin de boynundan elini dolayarak rahatlıkla hareket bizle edebilir. Ama bilinci yerinde yoksa aynı yöntemi kullanabilir miyim? Hayır, kullanamam. Neden? İkimiz de iki elimizi aşağıdan tutarsak kazazedenin bilinci olmadığı için, bizi boynumuzdan tutamayacağı için sırt üstü düşer. Ne yapacağız birinci yerinde yoksa? Bir elimiz alttaysa diğer elimizde de sırttan onu tutmak zorundayız. İki elimizle alttan tutamamız.
Yani gördüğünüz gibi birinci yerinde olup olmadığı pazazedeyi nasıl taşıyacağınızı gösteren etkenlerden birisi. Ama bazı taşıma yöntemleri var ki işte az önceki gibi bilekten çekme, koltuk altından sürükleme gibi birinci yerinde olsa da kullanabiliyoruz, olmasa da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Tipi setye ile ilgili de sorular geliyor. O yüzden setye ile taşıma kurallarını da bilmemiz gerekiyor. Yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır. Üşümesini önlemek için setyeye bağlanmalıdır. Başı gidiş yönünde olmalıdır. Setye daima yatay konumda olmalıdır. Öndeki ilk yardımcı sağ, arkadaki ilk yardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır. Daima setçe hareketlerini yönlendiren bir sorumlu olmalı ve komut vermelidir. Güçlü olan ilk yardımcı yaralının baş kısmında olmalıdır. Tekkenin iki kişi tarafından taşınması, her iki ilk yardımcı çömelirler, sırtları düz, bacakları kıvrık olacak şekilde setyenin iki ucunda iç kısımlarında dururlar. Komutla birlikte setyeyi kaldırırlar ve yine komutla dönüşümlü adımla yürümeye başlarlar. Önde yürüyen yoldaki olası engellere haber vermekle sorumludur. Setyenin dört kişi tarafından taşınması, yaralının durumu ağır ise ya da yol uzun, zor ve engelli ise setçe dört kişiyle taşınmalıdır. İlk yardımcının iki yaralının baş, diğer iki ayak kısmının sırtlar dik, bacakları bükülü olacak şekilde setçenin yan kısımlarına çömelirler. Setçenin sapından tutarlar ve yukarı komutuyla setçeyi kaldırırlar. Setçenin sol tarafından tutan ilk yardımcılar sol, sağ tarafındakiler sağ adımlarıyla yürümeye başlarlar. Neden? Sekye sallanmasın. Aksi takdirde alabora olan bir gemi gibi bir sağa bir sola sekyeyi sallayıp pazazedeyi çalkalamış oluruz. Biz daha tam tersi onu stabil, düzgün tutmaya çalışacağız. Özellikle mesela merdiven çıkışları varsa merdiven çıkışlarında arkadaki kişi sekyeyi omuzlarına kaldıracak. Ne kadar yatay tutabilirsek o kadar faydalı çünkü. Evet, dar bölgede yürürken ilk yardımcılar sırtlarını setyenin iç kısmına vererek yerleşirler. Merdiven yokuş inip çıkarken setye mümkün olabilecek en yatay pozisyonda tutulmalıdır. Bunun için ayak tarafındakiler setyeyi uyluk hizasında, baş tarafındakiler omuz hizasında tutmalıdır. Evet, rentek manevrası yani araç içerisindeki yaralıyı çıkarma. Zaten bunun için bir video çektim arkadaşlar. YouTube'da oynatma listesinden gidiyorsanız zaten derslerin kategori kategori ayrıldığını sizler için göreceksiniz. İlk yardım kategorisinin ilk videosu da Rentek manevrasıydı. O yüzden bunu tekrar burada uzun uzun anlatmayacağım. Rentek manevrasını bizzat izleyin ama tanımını da bilin. Yaralıyı yani kazazedeyi araçtan çıkarma yöntemi. Özellikle de baş, boyun yani vücut arkadaşlar endeksini, omuriliğini, omurgasını bozmadan düz bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Bu ayrıntı önemli. Evet, Rentek manevrası gördüğünüz gibi burada da görseli var. Zaten videoyu çektim. O yüzden arkadaşlar artık nereye geçiyoruz? Tabii ki çıkmış soruları. Hızlıca çıkmış sorularımızı çözelim. Daha sonra cevaplarınızı veya kaç doğru kaç yanlış aldığınızı lütfen yorumlarda belirtin. Evet, çıkmış sorular. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi setye üzerine yerleştirme yöntemlerinden değildir? A. Karşılıklı durarak kaldırma, B kaşık tekniği, C köprü tekniği, D rentek yöntemi. Değildir demiş. Setye üzerine yerleştirme yöntemlerinden biri değildir dediği için sorumuzun doğru cevabı tabii ki arkadaşlar D şıkkı rentek yöntemi olacaktı. Soru 2.
Omurga yaralanmalarında yaralıyı yerden en az kaç kişiyle kaldırabiliriz? A 2, B 3, C 5, D 4. Omurga yaralanmalarında yaralıyı en az arkadaşlar tabii ki 3 kişiyle yerden kaldırabiliriz. Soru 3. Sürükleme yöntemiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? A. Dar, basık ve geçiş üstünlüğü olan bir yerden çıkarmalarda kullanılabilir. B. Sürükleme yöntemi yaralıya zarar verebilecek çok tehlikeli bir yöntemdir. Uygulanmamalıdır. C. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşımasında kullanılabilir. D. Mümkünse battaniye kullanılmalıdır. Bakın bizden neyi istiyor? Yanlış olanı. Soruyu doğru anlamazsak cevabı doğru veremeyiz. Her videoda söylüyorum artık. Ona rağmen de hala soruyu yanlış anlayıp soru kaçırırsanız şey diyemiyorum. O yüzden yanlışı bizden istediği için son kelimeleri dönüp dönüp bir daha okuyacağız. Soruyu doğru anlayacağız. Sorumuzun doğru cevabı tabii ki B şıkkı arkadaşlar, uygulanmamalıdır demiş. Hayır, sürükleme yöntemini uygulayabiliriz. Soru 4. Rentek tekniği hangi durumda kullanılır? A. Sırtta taşıma. B. Araçtan çıkarma. C. Sürükleyerek çıkarma. D. Yangından çıkarma. Evet. Az önce dersin son konusuydu. Konu anlatımının en sonunda işledik. Az önceki soruda da karşımıza geldi. Tekrar gördüğünüz gibi çıkmış. Ne dedim? En çok çıkan taşıma yöntemlerinden birisi. Sorularda karşınıza gelme ihtimali çok yüksek. Ve mantık kuramazsınız, bilmeniz lazım arkadaşlar. Yani rentek kelimesini bilmeyen bir insan nasıl mantığını kuracak, nasıl oturacak kafasında olmaz. Her konu mantıkla çözülmez, her zaman söylüyorum. Ama bilirseniz de çok basit, sorumuzun doğru cevabı tabii ki rentek neydi? Araçtan çıkarma yöntemiydi. Soru 5. Omurga hasarı olduğu düşünen kazazedeye nasıl bir ilk yardım müdahalesi yapılmalıdır? A. Yaralı yürütülerek açılması sağlanmalıdır. B. Yaralı oturur pozisyonda durmalıdır. C. Yaralı tespit edildikten sonra en az 3 kişiyle taşınmalıdır. D. Yaralı kol ve bacaklarından tutularak 2 kişiyle taşınmalıdır. Omurga hasarı olduğu düşünün kazazedeye nasıl bir ilk yardım müdahalesi yapılmalıdır dediği için sorumuzun doğru cevabı tabii ki yaralı tespit edildikten sonra en az 3 kişiyle taşınmalıdır. Soru 6. Taşıma teknikleri için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? A. Sedye ile taşıma yürümeye farklı ayaklarla başlanmalıdır. A. Sedye ile taşımaya yürümeye farklı ayaklarla başlanmalıdır. B. Yaralı en az 6 destek noktasından kavranmalıdır. C. Taşımalar her zaman koordineli ve umutla olmalıdır. D. Taşıma sırasında sırt ve gövde kasları kullanılmalıdır. Evet, değildir demiş arkadaşlar. Tekyeye taşıma yürüme farklı ayaklarla başlanmalı mı? Evet. Yaralı en az 6 destek noktasına kavranmalı mı? Evet. Taşımalarda her zaman koordineli ve komutla mı olmalı? Evet. Taşıma sırasında sırt ve gövde kasları mı kullanılmalı? Hayır. Daha çok bacak kasları kullanılabiliyorsunuz. Soru 7. Kaşık tekniğiyle aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. Omurga eksenini koruyarak 3 kişiyle taşımadır. B. Araç içinden çıkarma tekniğidir.
C sürükleyerek taşıma tekniğidir. D omuzda taşıma tekniğidir. Evet, kaşık tekniği de böylece öğrenmiş oluyoruz. Tekrar havzaya kazımış oluyoruz arkadaşlar. Tabii ki omurga eksenini koruyarak 3 kişiyle taşımadır. Araç içinden çıkarma tekniğini artık öğrendiniz. Fren tekniğinizi. Sürükleyerek taşıma tekniği, sürüme tekniği. Omuzda taşımada neydi arkadaşlar? İtfaiyeci yöntemiydi. Yani aslında eriyerek de yine doğru şıkkı bulabiliriz. Soru 8. Omurga eksenini koruyarak araçtan çıkarma tekniğine ne denir? A. Kaşık tekniği, B. Rentek tekniği, C. İtfaiyeci taşıması, D. Sürükleme tekniği. Omurga eksenini koruyarak araçtan çıkarma tekniği. Zaten şu araçtan çıkarma tekniğinde cevabı vermiş. 8. sorunun cevabını da sizden bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın bakalım. Soru 9. Omurga travmalı bir hasta nasıl taşınmalıdır? A. En az 3 kişiyle omurga düzlemi korunarak taşınmalıdır. B. Ellerinden ve ayaklarından tutularak hızlı bir şekilde taşınmalıdır. C. Kucaklanarak sümüratla kaldırılmalıdır. D. Bir kişi ellerinden, bir kişi ayaklarından tutarak düzgün bir şekilde taşınmalıdır. Evet, omurga soruları da sık gelen sorular arasında gördüğünüz gibi artık diğer çözdüğümüz sorulardan da kafanızda bir şeyler oluşmuştur diye düşünüyorum. Tabii ki arkadaşlar en az 3 kişiyle omurga düzlemi bulunarak taşınmalıdır. Çünkü çok önemli. Soru 10. Aşağıdaki taşıma tekniklerinden hangisi için bir ilk yardımcı yeterli değildir? A. Altın beşik yöntemi, B. Kucakta taşıma, C. Sırtta taşıma, D. İtfaiyeci yöntemi. Evet, bu sorunun cevabını doğru bilenleri tebrik ediyorum. Çünkü zor bir soru değil ama yanlış anlaşılmaya müsait bir soru, gözden kaçmaya müsait bir soru. Bir ilk yardımcı yeterli değildir demiş arkadaşlar. Eriyerek de gidebiliriz. İtfaiyeci yöntemi bir kişi yeterli. Sırttan taşıma bir kişi yeterli. Kucakta taşıma bir kişi yeterli. Altın beşik yöntemi hayır. Bir kişi yeterli değil. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Soru 11. Aşağıdaki taşıma tekniklerinden hangisi için iki ilk yardımcıya gerek yoktur? A. Altın beşik yöntemi, B. Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma yöntemi, C. Sandalye ile taşıma, D. İtfaiyeci yöntemi. Az önceki sorunun tam tersi. Şimdi diyor ki iki ilk yardımcıya gerek yoktur arkadaşlar. Altın beşik yönteminde gerek vardır. Bunu eledik. Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma yönteminde evet hem kol hem bacaktan tutacak kişi lazım olduğu için tabii gerek vardır. Sandalye ile taşıma yönteminde evet gerek vardır. Pratik ve güzel bir taşıma yöntemidir. Artı kazazede değil bir de sandalyeye bağlamak daha güvenli olur demiştik. Ama itfaiyeci yöntemi yani D şıkkımıza geldiğimizde zaten itfaiyeci yöntemi ne demekti? Omuzda taşıma ve tek kişinin taşıyabileceği bir yöntem arkadaşlar. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi hasta ve yaralıyı taşımasıyla ilgili genel ilkelerden değildir? A. Yaralı baş boyun gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalı. B. Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalı. C. Yaralı için önemli olan nasıl taşınılır değil bir an önce hastaneye ulaştırılması. D.
ve yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir. Evet. Hasta ve yaralı taşımasında genel ilkelerden değildir demiş son kelime. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar tabii ki C şıkkı. Yaralı için önemli olan nasıl taşındığı değil, bir an önce hastaneye ulaştırılmasıdır. Yanlış bir şık. Doğru bir taşıma yöntemi kullanmazsak yarar değil zarar veririz. Hiç müdahale etmesek bundan daha iyi bile olabilir. Soru 13. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur? A. Şoka girmiş olan. B. Omurga kırığı olan. C. Kol kemiği kırık olan. D. Kalça kemiği kırık olan. Tetkisiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur demiş. Bakın kırıklar konusuyla da doğrudan bağlantılı bir konu. Sorumuzun doğru cevabı tabii ki kol kemiği kırık olanla tetkisiz ve oturtularak taşınmasında bir tehlike olmayacaktır arkadaşlar. Soru 14. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A. Kollarının baş hizasında durmasına. B. Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına. C. Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına. D. Baş boyun gövde hizasının bozulmamasına. Evet, yaralıyı araçtan çıkarırken dediği için hangi manevrayı kastediyor? Tabii ki rentek manevrasını kastediyor ve neye dikkat edilmeli demiş. Soruyu doğru anlarsak cevabı çok basit. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı, baş, boyun ve gövde hizasının bozulmamasına dikkat edeceğiz. İlk dikkat edeceğimiz nokta bu olmalı. Soru 15. Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilmelidir? A. Yan yatış. B. Yüzüstü yatış. C. Sırtüstü yatış. D. Oturuş veya yarı oturuş. Kaburga kemiği kırıklarında. Yine kırıklarla direkt bağlantılı bir soru arkadaşlar. Hem taşıma teknikleri sorusu hem kırıklar konusunun sorusu. Hangi pozisyonda hastaneye sevk edilmelidir dediği için sorumuzun doğru cevabı değişik bir oturuş veya yarı oturuş olacaktı. Soru 16. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımcının birinci adımı nedir? A. Tıbbi yardım istenmesi. B. Yaralının hemen araçtan çıkarılması. C. Yaralının hemen hastaneye taşınması. D. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması. Evet, eskilerden de sonra ekliyorum ki bazen eski konularda unutmayalım. Çünkü muhtemelen oradan da karşımıza sorular gelecek. Trafik kazalarına müdahalede bir ilk yardımcının birinci adımını hepimizin umarım hatırladığınızı farz ediyorum. Arkadaşlar tabii ki şıkların hepsi önemli. Yani tıbbi yardım istenmesi tabii ki önemli. Yaralının hemen araçtan çıkarılması, durumu acil ise tabii ki önemli. Yaralının hemen hastaneye taşınması ve ulaştırılması tabii ki önemli. Ama bunlardan daha önemli olan neydi? Tabii ki B şıkkı, trafik ve can güvenliğinin sağlanması. Soru 17. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A. Hayati tehlikelere karşı önlem aldıktan sonra. B. Kendine gelmesi sağlandıktan sonra. C. Hiçbir müdahale yapılmadan önce. D. Yakınları geldikten sonra. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir demiş. Sorumuzun doğru cevabı
Tabii ki A olacaktı. Hayati tehlikelere karşı önlem aldıktan sonra. Soru 18. İlk yardımcı kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir? A. Aracın modeline. B. Yaralıların cinsiyetlerine. C. Yaralıların üzerinde bulunan giysilere. D. Aracın yanma ve devrilme tehlikesi olup olmadığını. Evet, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce diyor. Yani rentek manevrasını kastediyor. Bunu yapmadan önce özellikle dikkat etmelidir. Dikkat etmesi gereken husus nedir dediği için sorumuzun doğru cevabı tabii ki aracın yanma ve devrilme tehlikesinin olup olmadığı. Çünkü arkadaşlar rentek manevrasında kafamıza göre herkesi çıkaramıyoruz. Daha önce detaylı anlatmıştım. Rentek videosunu izleyin. Eğer zaten sırayla geliyorsanız oynatma listesinden onu muhtemelen izlemişsinizdir. Açıklama kısmında da uzun uzun yazdım. Herkesi kafamıza göre çıkaramayız. Bunun iki istisnası var. Bir, nabzı durmuş olacak, kalbi atmıyor olacak. Yani bir temel yaşam desteği yapmam gerekiyor. O zaman çıkarabilirim. İki, araç infilak edecekse, uçurumdan düşecekse veya patlayacaksa, yanacaksa o istisnalar dışında arkadaşlar hiçbir yaralıyı çıkarma yetkimi yok. Bu konuyu doğru anlayalım. İnsanları kurtarayım derken öldürmeyelim. Yine cehalet bize, en sevdiklerimize zarar olarak dönmesin arkadaşlar. İki istisna. Yani şöyle özetleyebiliriz. Aracın içindeki kazazedenin tek kurtulma şansı sizseniz o zaman çıkarma yetkiniz var ve rentekle çıkarıyorsunuz. Yine öyle tutup karga tulumba hiçbir kazazede çıkarılmaz. Ama onun dışında kanaması var, çıkarma yetkiniz yok. Bir yeri kırılmış, çıkarma yetkiniz yok. Bakın böyle bir yetkiniz yok. Anlayın artık. Bir kazazedeyi çıkarmanın iki istisnası var. Ya temel yaşam desteği uygulaması gerekecek ya da araç infilak edecek, düşecek, patlayacak, uçurumdan yuvarlanacak gibi sıkıntılı durumlarda kazazedeyi rentek manevrasıyla çıkartıyoruz artık. Soru 19. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. Tıbbi yardım istenmesi. B. Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi. C. Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi. D. Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama diyor arkadaşlar. Yani araçtan birini çıkaracağız ama çıkarmadan önce ilk ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki sorumuzun doğru cevabı C şıkkı, motorun durdurulup aracın sabitlenmesi. Yani el freni çekili değilse el freninin çekilmesi gerekiyor. Soru 20. Birinci kapalı bir hasta hangi yöntemle taşınmamalıdır? A. İtfaiyeci taşıması. B. Sürükleme. C. Dört elle taşıma. D. Koltuk altından tutarak sürükleme. Bakın bilinç kapalı bir hasta hangi yöntemle taşınmamalıdır diyor bu sefer. Evet. Yine soruyu beraber çözelim. İtfaiyeci taşımada bilinci kapalı taşıyabilir miyiz? Taşıyabiliriz. Sürükleme bilinci kapalı taşıyabilir miyiz? Bahsetmiştim derste. Evet, bilinci açık da olsa kapalı da olsa sürükleme tekniğini kullanabiliriz demiştim. Dört elle taşıma, altın beşik. Taşıyabilir miyiz? Hayır arkadaşlar, taşıyamayız. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Yine koltuk altından tutarak sürükleme bilinç olsa da olmasa da ortak kullanabileceğimiz yöntemlerdendi. Ama dört elle taşıma altın beşik yönteminde bilincinin olması gerekiyor. Evet, sorularımız bitti.
Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.